Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Giori Çuğray'ın 1959 yapımı Askerin Türküsü filmini konuşacağız. Biraz size yönetmenden bahsedeyim. 1921 doğumlu Rus yönetmen, Sovyet yönetmen ve senaryo yazarlarından yönetmen Pavel Çuğra'nın da babasıdır. Ölüm tarihi 2001. Mezarı Moskova'dadır. Ukrayna'nın Zaporizhzhia bölgesinde Melitopol şehrinde doğmuş. Yaşadığı İkinci Dünya Savaşı yıllarının yönetmen üzerindeki çok büyük izlerini yaptığı filmlerden görebiliyoruz. Savaş sonrası Sovyet Devletler Sinema Okulu'na kayıt olur ve KFI Film Stüdyosu'nda yönetmen asistanlığı yapmaya başlar. 1950 yıllarında kendi filmlerinin senaryosunu yazar ve yönetmeye başlar. 1957'de Cannes Film Festivali'ne katılır. 41. filmiyle ve bu festivalde de uluslararası bir tanınırlık elde eder. 1959 yılında Askerin Türküsü filmini yapar. Bu filmde böyle mesajdan çok mesaj kaygısı yoktur. İşte o bir şey yani bir derdi yok. Yani propaganda filmi değil. Burada yani dünyada en güzel savaş karşıtı en güzel filmlerden biri kabul edilir. Askerin Türküsü filmi. Film Lenin nişanına layık görülür. Cannes'da da hümanizm ve kalite özellikleri bakımından jüri özel ödülü alır. Ve film ABD'de de çok sevilir. Orada da gösterime girer. Bir de 1961'de gösterime giren Temiz Gökyüzü filmi vardır. Bu filmi de ben size tavsiye ediyorum. Güzel bir film. Bir de size hayal kurmayı öğreteceğimi çevirir. Burada bu film de ses getirir. 2001 yılında Moskova'da Kafkas'ı geçerek yaşama gözlerini yumar. Bir asker türküsüne giriş yapayım. Burada işte İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Sovyet askerini anlatan film. İşte bir genç bir çocuk var, Alyosha, annesini ziyaret etmek için 2 günlük bir seyahatini burada görüyoruz. Savaşın insanların üzerindeki o etkileri, yıkıntılarını, mesela o geliştirdikleri davranışları, tüm her şey çok güzel bize anlatıyor bu film. Annesiyle vedalaşamadan savaşa katılan 19 yaşında telsizci bir Sovyet eridir Alyosha. Burada bir faşist bir tank saldırısı sırasında tek başına 2 tank havaya uçurur. Orada işte madalyayla ödüllendir. Ancak Alyosha genelinden madalyayla annemi görmek istiyorum da 2 günlük bir izin kapar falan. Köye döner işte. Annesinin köye dönüp annesinin çatısını tamir etmek ister. Annesiyle vedalaşmak ister. Ama bu yolculuk tabii çok kolay olmayacaktır. Annesi tarafından bir sevgiyle bazı insanlar vardır. Bakınca anlarız. Bu çocuk işte insan şefkatle büyümüş, sevgi görmüş. Alyosha da sevgi ve şefkatle büyümüş bir çocuk. Burada mesela bunu da yolculuk sırasında karşılaştığı insanlarla olan ilişkisinden görüyoruz. Annesine ulaştığı zamanı hiç kalmamış. Ve bütün süresi dolmuş. 2 günlük süresi. Ve tekrar cepheye dönmek için annesiyle tekrar vedalaşır. Son sahnede Alyosha annesine geri döneceğim diye bağırır ancak dönemeyecektir. Burada mesela bir sahnede bir vagon muhafızı Alyosha işte
Treni almak trene şey yapmak istemez. İşte izin vermeyeceğini söyler falan. Ondan sonra Alyosha ona işte konservelerle bir şeylerle ikna eder. Sonra işte orada şey yapar. Ondan iki katı şey ister falan. İki katına çıkarır. İşte iki kutu konserve daha verir. Orada trenin komutan gelir ve Alyosha ile yanındaki şuraya güzel davranır ve onların trene binmeye izin verir. Rüşvet alındığını fark etti muhafaza da hücre cezası verir. Burada muhafız Alyosha'ya dönerek size demedim mi canavar bir komutan olduğunu söylemedim mi der. O sahneye özellikle dikkat çekmişsin. Şimdi Aytun seninle devam edelim. Sen filmle ilgili neler söyleyeceksin? İyi akşamlar herkese. Sesim geliyor mu? Evet. Teşekkürler. Evet, ben de sizler gibi izledim filmi bir kere daha. Keyifli oldu. Teşekkürler yine bu konuşmaya taşıdığınız için. Onlarca kere seyretsek her seferinde başka türlü gözlemler edineceğiz diye düşündüm bir film izleyicisi olarak. Gerçekten çok naif insan halleri ve sevgi çeşitleri üzerine, savaş söylemi üzerinden bir film izledik açıkçası. Oyuncular gerçekten çok müthiş, son derece başarılılar. Kendileri gibiler, durum gibiler, içselleştirilmiş gerçekten. Savaş biteli aşağı yukarı 13-14 yıl geçse de etkileri belki o kadar çabuk geçmediği için onlar da hala ortamın etkisindeler gibi geldi açıkça. O günün işte Rusya'sında görmek adına. Film başladığında sonundan başlıyor aslında. Hemen ifade edilmiş. Birçok filmde başından öğrenmiş oluyorsunuz bu filmde sonunun nasıl olacağını. Belki seyredenlerin çoğu niye başında söylendi diye izleyiciyi kısıtlayan, onun hayal gücüne ve farklı boyutta düşünmesine fırsat vermeyen bir başlangıç olmuş diyebilir ama normalde ben de sevmem aslında. Başında yani bir dayatma ya da kişinin kendi hayaline bırakılmayan sonuna kadar açıklama yapılan filmleri ama burada doğru olmuş gibi hissettim açıkçası bir film izleyen olarak başından sonunu bilmek beni çok rahatsız etmedi, tam tersine ne oldu da ne olacaktı da buraya gelecek diye yeniden izleme fırsatı buldum. Birçok genç insanın o şekilde ölmesi çok acı verici. Hemen Erich Maria Remarque'ın Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok eseri ve siyah beyaz versiyonu da olması lazım. O kitabın filminin çekildiği bir sahne vardır. İzleyenler bilir. O savaş baktan perişan olmuş bir düzine genç böyle iki ateş kes arasında çimlerin üzerindeyken ve onlardan birazcık daha işte büyük üstleriyle konuşurken şöyle derler: kim çıkarıyor ise ve bizi kim cepheye sürüyor ise onların hepsini toplayıp şu çimlerin olduğu geniş alana koyup etrafını da kitle çevirelim. O alanda savaş etsinler diye. Alyosha'nın yüzüne baktığımda da cephede onun gibi genç insanların, tabii ki cephe olunca genç erkeklerin ama cephe gerisinde de birçok insanın nasıl boş yere öldüğünü görüyorsunuz. Çok çabuk geçti bu duygu bana. Belki izleyenlere de geçmiştir bu şekilde. Çok acı verici tabii ki. Karar vericilerin bence hala da günümüzde öyle olduğunu düşünüyorum. İleri yaşta ve masa başında
olmaları başkalarına ölüme göndermeyi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Sebebi ne olursa olsun. Savaşların çoğu ekonomik temelli. Ancak sonuçta insanlar savaşa gidiyor. Birçok ödül almış hakikaten. Neredeyse ödül töreninden ödül törenine koşulmuş. Ama şöyle bir yorum okudum bir yerlerde. Kaynağı hatırlarsam paylaşırım sizinle. Bu aslında ödül ötesi bir film. Bu kadar çok ödül verildikten sonra hep ödülleriyle anılması filmi bir anlamda dar alana hapsediyor diye bir yorum vardı. Gerçekten öyle. Alsa da almasa da neredeyse tüm film izleyicilerinin, sinema odaklı kişilerin sektör içinden dışından ya da sinema koltuğunda oturup izleyenlerin hep ilgi odağında olacak. Hiç ödüle bile ihtiyaç duymayacak bir film. Doğal ödüllü bir film olarak algıladım aslında. Bir de tarihsel olarak bir konuya daha atıf yapılmış. Hepinizin bildiği gibi İkinci Dünya Savaşı'nda en çok askerini kaybeden ülkelerden birisi Rusya'ydı. Aşağı yukarı 25-30 milyon arasında asker yitirmiş. Kıta Avrupa'sına ya da Amerika'ya baktığımızda onların kayıpları işte 500 bin. İstatistikler mevcut zaten kaynaklarda. Rahatça ulaşabilir herkes. Bir görecelik söz konusu olduğunda Rusların bu konuda çok ciddi kayıpları var. Ve aslında hepinizin bildiği gibi Hitler'in ordusunu durduran ordulardan bir tanesi de Kızıl Ordu. O günkü tarih şartları içerisinde. Bununla birlikte bu savaş filmleri yapıldığında, savaş sonrasında tabii ki, çok fazla gösterime girmediği için Amerika ve İngiltere'nin daha az sayıda asker kaybetmesine karşın yüzlerce savaş filmleri yapıp özellikle Normandiya çıkartmasını da bilirsiniz tabii ki. Normandiya çıkartması üzerinden de bir sürü savaş filmi yapıp sanki bu savaşın durdurulmasına birinci derecede etken Amerika ve İngiltere olduğu algısı yaratılmış savaştan çok sonra. Bu da ilginç bir konu aslında. Hitler'in o şekilde yenilgiye uğraması Kış'la birlikte Sovyet Rusya'ya girdiğinde Napolyon'dan sonra ikinci hezimet. Sanırım tarihte de ikinci kez Rusları kış ve kar kurtardı herhalde. Bu açıdan bakıldığında Hollywood baskın görünüyor algı yaratma konusunda. Halbuki bizim filmimize baktığımızda ne kadar naif, güzel, kendileri gibi içten, hemen insanı sarmalayan, sevgi çeşitlerinin bolluğu, anne, eş, dayanışma, vefa, hatta bazen satır arası ihanet kabul ediliyorsa tabii ki insana dair bir sürü kimliği, duyguyu rahatlıkla açıklıyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler Altun. Evet, İkinci Dünya Savaşı tabii Hitler'i durduruyor, şey yapıyorlar, bayağı ilerliyorlar işte. Nazileri yeniyorlar. O arada da Amerika ne oluyor? Bunlar komple girdiler, savaşı kazanıyor. Müdahil oluyor ve havadan şey yapıyor. Mesela bütün İkinci Dünya Savaşı filmlerine bakın. Sovyet dönemi, mesela Sovyet askerleri hep hırpandır, botları çamurludur, üstleri dökülüyordur, sakalları uzamıştır. Mesela Amerikan askerlerine bakın, hep grand tuat, jilet, suratları jiletlidir, gömlekleri bembeyazdır, mesela saçları düzgündür, taranmıştır. Hep öyle gösteriyor. Filmlerde bile bunu görebiliyoruz.
Yani Sovyet askeri o kadar yıllarca savaşmış, şey yapmış, o kadar büyük eziyetler, şeyle, acı içinde. Tam zaten savaşı tam komple kazanacakları sırada Amerika giriyor işin içine. Yani orada bir tabii onu da görmemiz lazım. Şimdi Aydan'la devam edelim. Buyur Aydan. Merhaba, iyi akşamlar. Ben izlediğimde ilk bende yarattığı duygu filmin ismiyle birlikteydi. Askerin Türküsü. Bizim türkülerimize de baktığımızda hep bende böyle bir daha çok sızı yaratır. Yaşanmışlık vardır. Bu yaşanmışlıkla birlikte daha çok sıkıntılarımız, üzüntülerimiz, dertlerimiz anlatılır. Elbette sevinci, mutluluğu, aşkı anlatan türkülerimiz de var ama nedense ben de ilk anda filmin adıyla birlikte böyle bir duygu oluştu. Sonrasında film siyah beyazdı. Bu da çok uzun bir uzun süre izlemediğim türde bir film oldu. Sahneler de çok güzel. Savaş olmasına rağmen güzeldi. Filmde şu anda baktığımızda şey oldu, böyle savaşlar artık böyle değil. Biraz sanki nostalji gibi oldu bana. Bugün çünkü savaşlar artık topla tüfekle değil, farklı stratejiler var. O şekilde yaşıyoruz o savaşı. Hani bugün bence bugün de bir savaş durumu içindeyiz gibi geliyor çoğu zaman bana. Filmde iki genç o kadar güzel duygularını birbirlerine geçiriyorlardı ki o savaşın içinde bile insani duygularımızı kaybetmediğimiz, aşkı, sevgiyi ve bu sevgi sadece sevgiliye olan değil, etrafındaki tüm insanlara olan sevgiyi ifade etmesi, dışa vurması anlamında da çok keyifliydi, güzeldi ve bana geçirdi. Tabii ki savaş onaylayabileceğimiz bir şey değil. İnsanlar ölüyor. Savaşta cephede ölenlerin dışında da bir de arka planda hayatını devam ettirmek zorunda olan belli bir grup var. Çoğunluğu kadın çocuk olan. Bunların yaşamı ve yaşam mücadelesine de bölüm bölüm film verdi. O anlamda da çok kıymetliydi. Onların yaşadıkları zorluklar ve yalnızlıklar filmde oldukça iyi geçiriyordu seyircisine. Bazı sahnelerde özellikle ilk başlangıçtan sonraki ilerleyen süreçte bazı bölümler öyleydi ki sanki hiç savaş yokmuş da normal bir hayatın bir parçasını izliyormuş gibiydi. Ben de baştan sonunun belli olması kısmında önce nasıl yani gibi olduğum, sonra film bittiğinde aslında evet sonuç belliydi ama ben kendi kendime de farklı bir senaryo yazabildim. Savaştan döndüğünü hayal edebildim. Tekrar sevgilisine kavuştuğunu hayal edebildim. Tabii bu sadece hayaldi, gerçek hayatta bu yoktu. Ama en azından bana hayal kurma fırsatı verdi. Hani keşke sonunu izleyiciye bıraksaydı diye düşünmedim değil. İlk aklıma gelenler bunlar filmle ilgili. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz sevgili Aydan. Neslihan buyur. Bu filmi biz 2020'de edebiyat bölümünde de konuşmuştuk. Orada da önermiştim. O zaman Neslihan da vardı. Sanırım öyle hatırlıyorum. Neslihan sesin kapalı.
Neslihan sanırım müsait değil. Nihal seninle devam edelim o zaman. Yani yine güzel bir film seçmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok etkileyici bir film. Yani o filmin başında annenin diğer bir annenin elinde bebeği gördüğü sahne, onun yola baktığı sahne zaten filmi zaten güzel bir girişti. Yani nasıl geleceğini ufak bir ipucu. İz çok etkileyici başladı zaten. Aynı şekilde de bitti. Yani beni çok o tankların burnunu insan varlığına böyle kastetmek üzere o tankların burnunu hunharca dört bir yandan bir insan varlığına sokmaya çalıştıkları o ölüm ve ben onları korktuğum için yok ettim. Kahramanlık bazen bunu gerektiriyor. Korktuğum için yok ettim. Yoksa yok edecek bir karakter değil. Ancak bu kahramanlığı bir ölümün eşiğinde yapabilecek bir karakter Alyosha. Çok iyi bir insan. Alyosha'dan çok etkilendim. Yani madalya dediğin nedir ki diye insanı düşündürdü. İşte o kahramanlık dediğin, yani bir sevgiye çıkmıyorsa yolu, bir kahramanlık hiçbir şey ifade etmez. O sabun sahnesinden çok etkilendim. O askerlerin kendi içlerinde bir sabunu, sonra ikinci bir sabunu. Fiziksel temizliğin hiçbir öneminin kalmadığı. Yani şöyle düşündüm ya, sabun yüreği de temizliyor işte. Yani beden dediğin nedir ki? Yani o sabun olayı beni çok etkiledi. Sonra cephede böyle onun alıkoyacak bir güç. Yani cephede öyle bir olay yaşanmasına rağmen ki hiç kimseyi sevgiden alıkoyacak bir güç yok o cephede. Hiçbir tank, hiçbir tüfek, hiçbir silah insanı sevgiden, sevgilisinden, sevdiğinden düşünecek güçte değil. Onu hissettim. O askerden de, eşine sabun yollayan askerden de, Alyosha'da, zaten Alyosha'nınki daha sonraki bir oluşum. Sonra o engelli adam vardı, koltuk değneklerini ve vazgeçecekti. O şekilde sevdiğine gitmek istemiyor. Eşim güzel diyor, ben kıskanırım diyor, o kıskanır diyor beni bu halde. Yani orada ifadeli vardı. Sonra ben düşündüm ya işte engel dediğin nedir ki? Kadının tavrından o kadın, karısı ona öyle bir bütünleşti ki yapışacak gibi. Yani engel dediğin nedir ki? Yani o ruhları sağlam, ruhu sağlam. Yani bu engelin hiçbir hükmü geçmez diye düşündüm. Çünkü çok çok güzeldi ikisi de. Yani eğer senin sevdiğin zaten bir parçansa geri dönsün dönmesin. Yani ayrılık dediğin nedir ki? Zaten ayrılık da yok. Ayrılık da sevdaya dahil diyorlar ya, öyle bir şey hissettirdi bana o koltuk değnekli genç adam. Zaten ona eğer dönmezseniz bu şekilde yaptığınız alçaklıktır diyen bir kadın vardı sanırım. Evet. Ondan sonra 19 yaşındaki Alyosha'nın o genç hali, saf hali, yardımsever hali. Yani aslında damını onarmak için gidecekti annesine. Ama o süre zarfında, o süreçte, o yolda o kadar çok insana el uzattı ki. Yani sonuçta istediği bir şeye süreçte hep başkalarına iyilik yaparak gitti. Ve çok kısa bir süre kaldı ve hiçbir önemi yok bunun da zaten. Çocuğun zaten kalbi, yüreği böyle, aklı, kafası böyle yani bu çocuğun. Yani iyi bir insan. Ya iyi bir insanın sevgisi de karşı tarafa geçiyor yani. Herhalde diyorum ki aşk ve sevgi iyilikten doğuyor. Çünkü bu şey Şura çok korkak bir kızdı. Yani kendine, canına kastedecek kadar o sahne çok korkutucuydu. Yani kız intihara gidecek, kendini yok edecek, imha edecek bir pozisyonda. O derece korkak. Yani ama zamanla işte bu iyiyi seven, iyi olan, iyiye yönelen bir Alyosha, ruhunda iyiliği barındıran bir Alyosha. Sonra ben orada Şura bunu yaşarken o kompartmanda, o samanların arasında, ya dedim ki bu Şura ne gördü acaba bu erkek cinsinden? Kendini ölüme atacak kadar ne gördü? Korkacak kadar ne gördü? Nasıl bu kadar bağırılır? Yani
Şimdi o zaman Şura erkek ruhunda bir iyilikle tanışmamış diye düşündüm ben. Yani çünkü sevgiyle buluşmadığı için güven de duymuyor. Zarar geleceğinden o kadar emin ki. Ne? Çünkü beklentisiz bir şey olacağını düşünmüyor sanırım karşılığında. Beklentisiz bir iyilikle bir erkekten tanışmamış sanırım. Yani öyle geçti bana. Yani böyle kendiliğinden paylaşacak, verecek ve ona gitme diyecek birisi ve paylaşacak birisi bunu öğrenmemiş. Yani almadan vermeyip bu şura öğrenmemiş erkek cinsinden diye ben onu şeyde gördüm, şurada gördüm. Ama yani bu Alyosha bunların hepsini ters yüz etti. Çünkü o Şura'nın zihnindeki bu tüm oluşumları yıktı attı Alyosha. Bütün iyiliğiyle. Ve öyle bir zaman geldi ki Şura utanır oldu. Alyosha'yı yaptıklarından, ona yakıştırdıklarından falan utanır oldu. Ben o zaman şöyle hissetmeden, şöyle hissettim. Dedim işte güven böyle bir şey. İyi bir insan olduğundan emin olduğun zaman, güvendiğin zaman sevgi doğuyor. Bunlar olmadığı zaman asla sevgi doğmaz. Alyosha iyi bir karakter. Yani iyi bir insan. O zaten öyle olduğu bütün doğallığıyla iyi. Yani Şura'nın tüm tepkilerini öylesine doğal buldu ki. Ve bu oysa ki Şura'nın tepkileri doğal falan değil ha. Yani normal insanlık çerçevesinde doğal değil. Ama Alyosha'nın iyiliği çerçevesinde gayet doğal. Yani o böyle yol aldı. Ve şöyle de düşündüğünü düşündüm ben onların yerine koyarak kendimi. Yani dedim ki en güzeli de böyle yol almak. Görerek ve anlayarak. Bu çocukta o saflık var, o iyilik var, o anlayış var, o kavrayış var. Bu çocuğa da aşık olunur yani. yani yaklaşmayı, o şey geldiğinde var ya, bulunduklarında, o kızın orada olduğunu fark ettiklerinde, orada bir sessizlik, o sessizlik anında hissettiklerinin ikisinin de aynı olduğunda emindim. Yani o hepimize geçti sanırım. Çünkü orada bir şey doğdu, sıcak bir, yani orada bir sıcak bir nefes. Yani bir olma hali, bir güvenlik olayı. Orada başta daha uzakken o kızın nasıl bağırdığını, çağırdığını biliyoruz. Ama ondan sonra o sahneyi görüyoruz, gözümüzü belerterek. Ondan sonra şey dedi, Alyosha onu yüzleştirdi. Hani korkuyordun, korktun mu dedi. Hayır dedi. Ama sen diyor korkaksın dedi Alyosha. Onu dediği anda Şura hemen ters döndü. Benim nişanlım var dedi. Hasta dedi, bilmem ne dedi. Ondan sonra yine Alyosha'da yine nişanlına seni götürebilirim. Yani senin nişanlına götürmeyeceğimizi mi zannettin? Burada yine bir iyilik görüyoruz. Yani aslında iyilik değil. O iyilik yapmak için yapmıyor. Onun doğasında bu var. Yani sonra bu korku, otorite, iktidar diye bize dayatılan şeyin hiç de öyle olmadığını Teğmen'de görüyoruz. Yani Teğmen Alyosha'yı da kastediyor. Yani insanın kötü sandığı bir şey diyor ya Şura. İnsanın kötü sandığı biri iyi çıkınca çok hoş oluyor diyor ya Teğmen için. Çok tatlı bir cümle. Orada da çok saflık bir hali var. Aslında orada sadece Teğmen'e söylemiyor onu. İçten içe bence Alyosha'ya da söylüyor. İnsanın kötü sandığı biri iyi çıkınca çok hoş oluyor değil mi diyor ya. Zaten o insana kendini hissettirip kendini açan bir şey. O güvenlik duygusu, iyilik duygusu, doğruluk duygusu. Sonra işte orada Şura arkadaşlığa doğru yanaşıyor. Ama orada da sorguluyor. Arkadaşlık kuramaz mı iki kişi? Aşk da böyle oluyormuş, arkadaşça oluyormuş falan deyince Alyosha bunu kabul etmiyor. Hayır diyor, aşk bambaşka. O hayat boyu bir arkadaşlıktır. Ben seni merak etme diyor, nişanlının yanına götüreceğim. Devamlı bir rahatlattığını görüyoruz Alyosha'nın Şura'yı. Seni diyor ben anladım diyor. Alttan alta korkmana gerek yok diyor. Sen o zirzop kızlardan değilsin. Ben seni tanıdım diyor. Bütün bunlar Şura'ya çok iyi geliyor. O anda bilseydim diyor Şura. Ondan sonra neyi bilseydin diyor Alyosha. Yani o yalanı söylemezdim demek istiyor zannedersem. Ben öyle hissettim. Eğer bilseydim senin böyle beni devamlı istediğim gibi bir insan olarak kabul edebileceğini, ben o yalanı hiçbir zaman söylemezdim.
Yine o kompartımandaki doğruluktan sapmayacak bir şura görüyoruz. İstediği kadar çeksin Alyosha onu, şura doğruluktan sapmayacak. Kendi hayatını kurtarmak pahasına olsa bile aşağıya atlıyor her defasında. Ama şeyde vazgeçmeyecek Alyosha da. En sonunda ona çözüm üretti, erkek kılığına soktu falan. Tabii ki filmin en güzel sahnesi o kompartıman kapısında çok etkileyici, çok hoş bir an. O coşkuyu, hüznü, neşeyi, kederi, mahzun hali, korkuyu, yani ümidi, sıcaklığı, gökyüzünün parlaklığıyla çok güzel vermiş senaryo yazan yönetmen, çok güzel vermiş onu. Dışarının güzelliği, içerinin güzelliği. Ve en sonunda o saçların rüzgarla dalgalandığı olay var ya, Şura'nın saçlarının, çocuğun saçlarına. Ve ondan sonra zaten bir insanın başını bir başkasının göğsüne yaslamaması imkansız gibi geldi. Yani çok güzel bir aşk, gerçekten çok saf bir aşk. Yani artık sonuna geldik dediğinde Alyosha, işte Şura o zaman dedi ki, hayır olamaz, bu olamaz, imkansız. İşte benim nişanlım yok, teyzem yok, o yok, bu yok. Ben bunların hepsini korktuğumdan söyledim, yalan söyledim falan diye böyle bir canhıraş. Korkmuyorum. Korkuyor musun? Şimdi korkuyor musun? Hayır, artık korkmuyorum. Yani ondan sonra tam da sırasıydı yani şeyin inmesinin. Yol bitti, inecek artık Alyosha, değil mi? O bağırış çağırış köyünü söylemesi, nerede yaşadığını söylemesi şey de çok etkileyici. Hani o Alyosha üzgün, kız üzgün. Orada bir içeriden bir konuşmalar var ya, bir bilinç akışı. O gözünün önüne gelen kızı düşünüyor, bakışını, saçlarını, savuruşunu, ayak yıkayışını falan düşünüyor ya. Sonra sana kimsem yok dediğim zaman aslında seni seviyorum demek istedim. Orada sanki birbirleriyle telepatik bir şekilde neden söylemedin? Yani beni sevmiyorsun, söylemediğine göre beni sevmiyorsun diyor kız. Orada sanki birbiriyle konuşuyormuş gibi Alyosha da normalde konuşmadıkları şekilde konuşuyorlar uzak olmalarına rağmen. Dur diyor Şura, dur söyleyeceğim. Durun, inmek istiyorum, çok önemli bir hadise, bunu söyleyeceğim. Yani bunlar artık ayrıldı, yollarının sonuna geldi. Çok kısa süreli bir şey ama söylenmemiş bir şeyler var. O zaman insan bu şey de çok etkileyici. Trende bu insanların konuşmalarından da çok etkilendim. İnsanın bütün bir gece doğduğu evde büyümesi, yaşaması, nefes alması ne büyük şans. Bu savaş ortamında bunu yaşayabilmen ne kadar büyük bir şans. Oradaki şey söyledi, birbirimizi, ama diyor sevgilim var mı diyor. Hayır, birbirimizi kaybettik. İşte orada zaten Şura'nın olduğunu anlıyoruz. O çiçeklerin arasında olan ölenler, yaralananlar falan çok etkileyici, sedyeler falan. Ama orada 2 saat kazanmak Şura için cennetin ta kendisi. Yani orada 2 saat kazanmak Şura'nın, Alyosha için Şura'ya ulaşmanın çok bir yolu. O sal gibi şeye atlayıp hemen canhıraş gitti ya, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu sevginin şeyinde orada çok ben anladım. O hoparlör de tam lanet olsun, o hoparlör sesi, yok su alacağım diye, o benim aşırı sinirimi bozdu. Ama o arabayla alan kadın var ya, o beni çok etkiledi. O kadın ismi cismi neydi, o önemli de değil zaten, ama o kadın suçu yok bir araba için, bu arabanın suçu yok. Zavallının bu araba benim yaşımdadır bu araba. Zavallının bir suçu yok. Yani çamura saplanıyor, bozuluyor, ediyor ama benim yaşımda bunun bir suçu yok. Ya iyiler iyidir dedirtiyor yani. Bir arabaya da iyi diyor ya bu kadın. Günlerce uykusuz kalmış, zaten gözünden uyudu, uyuyacak şeyinde. Onu Allah mı gönderdi o Alyosha'yı acaba? Çünkü o kadar felaketle birlikte baş ettiler Alyosha'yla. Dedim ki bu kız bir kova su istedi ama 1000 kova su taşıdı bu yetişkin kadının değirmenine. Yani yolda karşılaştığımız iyiliklerde gerçekten bir iyi bir insanın hakkı diyor. Hakkı zaten de onu buluyor. Sonra zaten o beklediğini, işte bulduğunu da bekledim seni dedi orada. Karşılaştılar, seni göremeyeceğim diye çok korktum dedi ya. Sonra boşuna üzülme, nişanlına kavuşacaksın.
diyor hala. Çünkü itiraf edilmemiş bir şey var yüz yüze. İçten içe konuşuyorlar. Orada dedim ki boşuna üzülme, nişanla kavuşacaksın. O kadar eziyet çek, zahmet çek. Sonra dedim işte iyisin ya, sen çok iyisin. Senin kadar iyi bir insan tanımadım diyor Alyosha. Sen de iyisin, çok tatlısın. Yani o şifonu soruyor, sabunu soruyor. Orada zaten bir şeyleri şey yapmaya çalışıyor. Hani böyle kıskançlık dediğimizi şey yaparız ya, bazen insana kötü bir şey gibi gelir. Aslında kıskançlık sevmenin çok şey bir yolu. Hani sevdiğini göstermenin bir yolu. O zaman sevdiğini nasıl gösterecek anlayana bu şey. Sonra o şey de çok hoştu. Sabunları o kadından alıp da babasına götürme olayı da çok hoştu. Ama o kadının bilmiyorum bu şeyi, olayını ben anlamadım. Çünkü kadın dedi ki şimdi sen böyle yüzüme öyle bakma dedi. Hani anlamak için çok gençsin dedi ya. Acaba oradaki olayı ben anlayamadım ama babasıyla diyalogları da çok güzeldi. Çocuklar herkes çok seviyormuş oğlunu. Oğlunu öyle güzel anlattı ki Alyosha, dedi oğlun birlikte çok seviliyor, şöyle yani bir anne babanın duyabileceği şeyleri söyledi. Helal olsun, çok güzel söyledi onları. En sonunda da, filmin sonunda da zaten o anne bizi bizden etti ya. O anneye ulaşana kadar çektiği, hadi uğraşsın artık. Allah'ım o tarladan lütfen görsün. Lütfen o tarladan geçiyor ama ya görmezse o araba, ya boşlukta kalırsa, ya çukurda kalırsa. Bir annenin oğluyla kavuşmasındaki bütün annelerin içinin parçalanmasını da gördük orada. Yani oğluna, benim oğluma rastladın mı? Onların hepsinin onları çember içine alması. Yani Alyosha'nın yolu, askerin yolu, o tozlu yolu, dönüşü, annenin gözyaşı, onu bekleyişi, o zor zamanları, savaşın çok güzel anlatılmış. Gerçekten burada pek çok değerler var, erdemler var, saflık, sevgi, iyilik hali, çok güzel şeyler var. Film çok güzel, çok katıksız bir film. Hiç su katılmamış bir film. Çok teşekkür ederim, çok etkilendim. Sağ ol. Çok teşekkürler Nihal. Ben bu filmi ilk defa 97 yılında izlemiştim. İvan'ın çocukluğuyla beraber. Ben Eminönü'nde işte alışveriş yaparken, biz işte dükkan için. Orada bir dükkanda keşfetmiştim. El altından CD satıyorlardı, DVD'siydi. Orada Sovyet dönemi filmlerini bayağı böyle o dönemde keşfetmiştim, yönetmenleri. Yani çok iyi hatırlıyorum. Aynı hafta İvan'ın çocukluğuyla bu filmi izlemiştim. İkisine de bayılmıştım. Çok çok güzel filmlerdi. Sovyet dönemi yapılan filmler çok değerli filmler. Yani Sovyetlerin sinemaya katkısı çok büyük. Mesela Sovyetler döneminde her eve televizyon girmesine rağmen halkın %99'u hep sinemaya gidiyor. Çünkü Sovyetler döneminde biletlerin fiyatı hiçbir zaman 70 senti geçmiyor. Çok kuruşa bilet satılıyor. Yapılan bir araştırmaya göre bir Sovyet yurttaşı yılda ortalama 20 kere sinemaya gidiyor. Bu sayı Amerika'dan 3 kat, İngiliz'den 1, Fransız'dan 6 kez ve Federal Almanya'dan 9 kere daha fazla. Mesela Ural bölgesinde bir araştırma yapılmış. Her fabrikada 100 işçiden 98'i her hafta sinemaya gidiyormuş. Yani sinema o çok çok değerli ve o dönemde yapılan filmler gerçekten çok güzel ve sinemanın gelişmesi için bayağı bir çabası var devletin. Bayağı bir para harcamışlar. Özellikle o Sovyet ya of sinema okulu, mesela film okulu, o okulun dünyaya çok büyük bir katkısı var. Bunu özellikle söylemek istedim. Neslihan buyur. Teşekkür ederim Merve. Böyle filmleri bize tanıştırdığın için, buluşturduğun için. Gerçekten medeniyet de böyle oluşuyor. Yani bu medeniyeti besleyen bütün uygarlıklara, yani hepsine şükranlarımı ben içten kalbi duyguları şey yapıyorum. Çok güzel. Keşke bizde de böyle bir kültürü herkes buluşabilse, tiyatroyla, sinemayla, bu maddi manevi böyle kültürel alışkanlık olsa. Vallahi imrenerek bakıyorum. Çok teşekkürler Merve. Ben teşekkür ederim.
Neslihan buyur. Merhaba herkese. Biraz sesim kötü, grip yaşıyorum. Kusura bakmayın ama film çok güzeldi. O yüzden konuşmak istedim açıkçası. Teşekkür ederim ben de böyle güzel bir film önerdiğin için Merve. Film zaten Lenin nişanı almış, birçok ödüller almış. Bunun ne kadar değerli olduğunu her sahneyi anlatarak söylemeyeceğim ama ben şundan yanayım. Bütün insanlara bu film izlenmeli, izlettirilmeli. Ben öğretmen olarak liselerde, ortaokullarda izletilmeli diye düşünüyorum. Her yerde izletilmeli. Neden? Çünkü değerler var burada. Gerçekten de bizim yavaş yavaş kaybetmeye başladığımız birçok değeri burada görüyoruz. Savaş korkunçluğunun yanı sıra orada Alyosha'nın tanklar gelmesine rağmen hatta yanındaki kaçıyor. Fakat o hala tanklar geliyor diye haber vermeye uğraşıyor. Burada canını tehlikeye sokuyor arkadaşlarına haber vermek adına. Daha sonraki tabii ki gelişmeler savaştan sonra. Ama görsellik müthiş. Zaten ilk sahnesi annenin o bir sonsuz bir yol gibi gözüken yerde durup da oğlunu beklemesi. Yani bütün sahneler adeta böyle resimleri çekilip duvara asılacak kadar güzel tablolar içeriyor diye düşünüyorum. Görsellik müthiş, siyah beyaz olmasına rağmen ve karakterler çok çok samimi. Gerçekten o kadar güzel oynamışlar ki ve o kadar güzel bir saf durulukları var ki, güzellikleri var ki. Tabii bu güzellikleri, içlerindeki güzellikleri de adeta belirtmişler. Şimdi yine orada savaş korkunç bir şey ama savaşın çok korkunçluğunu biz görmüyoruz. Daha çok burada arka planda. Şimdiki ben işte Filistin falan Ukrayna neyse o savaşlar aklıma geldi. Tabii o şimdikiler çok korkunç. Yani hiç aklı düşürmek bile istemiyorum. O dönemdeki daha böyle birebir savaşlar. Generalin oradaki madalyaya rağmen yani şey nişana falan madalya hiç önem vermiyor. Annesini görmek istiyor. Burada bir anne sevgisi ve çatıyı aktarmak istiyor. Bu çok çok güzel bir şey. Yine arkadaşı hiç tanımadığı birisinin ona sabun vermesi ve eşine gidip de haber vermesini istemesi ve bunu büyük bir sorumlulukla bunun arkasından gitmesi ve daha sonra da işte zaten Nihal anlattı bütün sahneleri. Oraya gelip de kadının aldattığını gördüğü zaman o sabunları alıp babasına götürmesi, işte burada erdemli olması, her yerde kızla karşılaşınca o trende ona işte senin nişanlına götüreceğim diye demesi, o müthiş bir sevgi. Yine oradaki askerin yani o şeyleri, konserveyi ondan alması, yine yanına gelip de albayın işte buna izin vermesi falan. Yani burada o kadar güzel sahneler, o kadar güzellikler var ki tek tek söylemeye gerek yok. Bir de el kaldıran arkadaşlar var. Ben çok uzun konuşup da onları da bekletmek istemiyorum açıkçası. Fakat bir askerin türküsü herkes tarafından izlenilmeli. En son sahnesi gerçekten çok güzel. Bütün sahneler güzel. En son sahnesi de o anneyle çocuğun buluşamayacaklar korkusu böyle. Öylesine canlıydı ki yani filmin her sahnesi çok canlıydı. Ve ben çok etkilendim doğrusu. Hatta gözyaşlarımı bile tutamadım. O kadar içine girdim ki filmin. Bütün duygular, o sevgi, saygı, erdemler hepsi gerçekten yaşattı adeta. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum Merveciğim. Ben teşekkür ederim Neslihan. Ahmet abi buyur. Şimdi ben şey yapacağım. Konuyu biraz, havayı biraz soğutmak istiyorum. Şöyle ki, ana kucağı sıcak, baba ocağı soğuk,
asker ocağı serttir iklimi. Şimdi bir kere biraz ben yani psikanalize gireceğim ama uçmadan bilimsel olarak temeli sağlam gireceğim. Film tam bir Ödip filmiydi. Alyosha'nın bütün o saflığı ve temizliği anasının vurduğu sübekle yaşıyor olmasındaydı. Ana kucağında yaşayan o temizlik, safiyanelik var. Baba yasası devreye girmemiş. Babasız mıydı? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani o kadar o temizliği anneyle kurduğu ilişkiden, anneye yapışık kalmaktan yaşıyor. Askerden orada o sert iklimi, zaten anneye dönmek, anne arzusu. Sığla'ya pas geçti mesela. Yani anneye o kadar yapışık ki o trende o kıza karşı bir şey yönelmemesi, bir şeyler hissetmemesi, onun çok temiz yürekli olmuş olması da aslında yani o 20 yaşına gelmiş. Biraz kurnaz olması lazım. Biraz bir şeylerin farkına varması lazım. Yani safiyaneliği biraz saflığı içeren bir şey. Bana göre orada mesela Alyosha ne yaptı? Kız mesela Nihal Hanım dedi ki Sahura şey yaptı, korkunç çığlık attı, tepki verdi. İlk başta ben dedim niye böyle düşündü Nihal? Yani korkabilir, o dönem daha eski bir dönem, kız yani yalnız birdenbire o trende kapalı alanda, darıcık bir alanda, samanlığın içinde öyle bir erkekle karşılaşınca birdenbire paniğe kapıldı dedim. Ama Nihal hatırlatınca yani çığlığın, çılgınlık cinnet derecesinde. Böyle kapıları açıp kendini nehirlere atacak, intihar edecek derecede korkmuş olması, onun da bir baba yasasıyla kastrasyon döneminde olduğunu. Yani Alyosha henüz anne kucağından onu indirecek. Oğlum in bakalım, anana bu kadar yapışık olma. Ben komutanı yerinde olsam salmazdım mesela onu. Bilmem kahramansan kahraman kal, ne diye ben onu köyüne salacağım. İnsanlar orada ölüyor, ondan sonra ölmeye devam ediyor. Böyle bir duygusallık yaşatmayabilir. Ben olsam demeyeceğim, dememeliyim. Komutan orada salmayabilirdi onu, ondan sonra. Ama sonra dedim ki Nihal'e öyle, ama aydırdı beni Nihal. Nihal diyorum, kusura bakma, hanım demek bana yalancılık geliyor. Şimdi yani dedim ki o zaman ne işim var? Yani Sura tamam çığlık atıyorsun, bu derece korkuyorsun da yapayalnız savaş zamanı o iklim içerisinde ne işim var trenlerde bilmem nelerde? Bu ne lahana, bu ne peyrize gelir. Ve ben yine psikanalize getirip Sura kastrasyon döneminde baba yasasını yüzleşmiş bir kadın olarak daha önce şey oluyor, buluğa eriyor. Erkek daha geç buluğa eriyor. Ondan sonra bir o kadınsı şeyi yaşamış. Onda bir kadınsılık belirtisi var. Oğlan henüz kadına yönelik şehvetle yüzleşmemiş. Bilmiyoruz ki Sura'nın erkeklere yönelik içsel arzuları nedir? Demek ki kendisinin bir takım erkeklere karşı içinde bir arzu, bir yönelim, kendi kafasında kurduğu bir takım hayaller var ki bir erkekten korkuyor. Ama Alyosha yani anneyle kurduğu ilişki penceresinden kadınlara bakıyor. Yani Ödip şeysine bakıyor. Koruma altında nasıl askerden ben anneme gideceğim, o çatı akar, annem üzülür diye ölümüne o yolculukta anneye gidiyor, temiz saf yani anneyi sever gibi Sura'yı sevdi ve yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sura tabii ki
kaçırdı şansını. Öyle dendi. O erkeğe aşık olunur diye kim söyledi? Ondan sonra hakikaten benim 10 tane kızım olsa onun da Alyosha'ya vermek isterim. Bu da bir espri. Ama içten gelen bir şey. Çok temiz bir çocuktu, evet. Yalnız ben ondan o yaşlarda daha cin fikirliydim. Şöyle geçirdim içimden. Ben olsam asla Sura'yı bir erkek olarak, orada erkek gibi davranmalıydı. Asla o tren istasyonunda onu orada yalnız bırakıp anamın yanına gitmez, o kadının arabasına binmezdim. Sura'yı götürürdüm, anneme teslim ederdim. Can yoldaşı olun birbirinize. Tabii ki zorla götürmezdim. Sura'ya bunu danışırdım, onu ikna etmeye çalışırdım. Anama onu can yoldaşı, hatta derdim ki iç geçirirdim ben Sura'ya, şey yapardım. Ya da benim durumumda olan bir erkek genelde böyle düşünür. Hoşlandıysa anneciğim, erkeğin de çeyizini hatırlıyor böyle anneler. Kızı olmayan anne şey olanlar. Anne, benim çeyiz sandığıma Sura'yı koy da ben gelene kadar bekle de diyebilirdim. Bu da denmedi. İkisi de biri kastrasyon evresinde erkeklere karşı böyle bir şeyi var. Ben tabii yorumluyorum. Bu tamamen bana ait, eleştiriye açık. Alyosha da çok temiz. Birbirlerini ne yazık ki pas geçtiler. Ama nedir? Yani öyle yapsalardı ne olacaktı? Benim duygularım tatmin olacaktı. Ama tam bir hayal kırıklığı. Size hayal kurmayı öğreteceğim diyen, herhalde şey söyledi, Merve söyledi. Bu yönetmendi, öyle bir filmim var, nedir? Ben şeye şöyle katılmıyorum. Ben çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani Alyosha ölecek diye daha çıkarken filmime sonundan başladı dediler. Ama Alyosha'nın ölecek olması benim... tersine oldu. Bir takım arkadaşların hayal gücünü geliştirmiş, beni sınırladı. Söylemeseydi, orada açıklanmasaydı daha iyi olurdu gibi geliyor. Filmin finalinde ya belirgin bile olmayabilirdi. Alyosha'nın öleceğini, yaşayacağını bilmememiz de olabilirdi. Daha masalsı olabilirdi o zaman. Ölüm tam bir kastrasyon. İşte yönetmen bunu yapmış olabilir. Kastrasyon, çünkü bu yönetmenler falan dahi o dönemlerde 20 küsur doğumlu bu filmi yaptığında 30-40 Freud falan okumuştur. Bir Leninist, bir Marksist olarak Freud'a mesafe koysa da bunlar dahi sanatçılar, Ödip ve kastrasyonu hesaba katmıştır orada. Mutlaka işlemiştir. Nasıl ki bir Amerikalı yönetmen ondan sonra bunu işliyorsa, elbette Rus yönetmen de bunu burada kullanmıştır diye düşünüyorum. Kastrasyona tabi olmamış henüz, saf, temiz, pırıl pırıl bir Alyosha, kastrasyon dönemine girmiş bir kız var devrede. Ondan sonra ve sonunda bizi de Alyosha katletti, öldürmek suretiyle. Hepimiz mahvolduk. Ben kastır oldum. Yani Alyosha'nın ölmesini istemezdim. Mutlu bitsin isterdim ama çok ucu açık bitti. Çok konuştum. Kesiyorum. Şeyi daha sonra eğer zaman olursa söz alabilirsem plan, yani plan açısından konuşacağım. Plan açısından konuşacağım. Ondan sonra filmde derinlik ve yan şeyleri Evrain'i kurtarmak tan yola çıkarak bu filme gönderme karşılıklı yaparak bir açıklama yapacağım zaman kalırsa. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ahmet abi. Buyurun Orhan Bey, sonra hayale devam edelim. Ha. İyi akşamlar herkese. Çok güzel şeyler anlattınız. Teşekkür ederim. Bana pek anlatacak bir şey kalmadı gibi oldu. Şimdi ben filmin başında arkadaşların yaşadığı hayal kırıklığını yaşadım. Neden hani sonu baştan gösterdi diye. Hatta bir anlatıcının sesi vardı. Biraz hafif düştüm orada. Ama ondan sonra öyle yapmasaydı bu film bu kadar etkili olmaz diye düşündüm. Yani mesela o
izlediğim en güzel aşk hikayelerinden biriydi. Yani savaş filminden ziyade nefis bir aşk anlatılıyordu. Ve bu aşk sonunu bizim gördüğümüz bir aşk olmasaydı o kadar etkilenmezdik diye düşünüyorum. O küçücük, yani 24 saat gibi bir sürede geçen o dilimi çok daha anlamlı hale getirdi. Filmin sonunun baştan görülmesi. Yani Alyosha'nın bir kez daha o kıza dönmeyeceğini biz biliyorduk seyirci olarak. Bu bizim içimize çok hançer gibi sokuldu. O konuda yönetmeni kutluyorum. Çok başarılı. Ayrıca Nihal Hanım anlattı zaten. Hani film gerçekten bana bir aşk filmi gibi geldi. Hani hüznün yanında. Bazı sahneler çok etkileyiciydi. Hatta bugün bir sürü yönetmenler falan hani sahne böyle olmalı diye bence örnek olarak göstermeleri lazım. Örneğin sakat askerin eşi onunla karşılaştığında garda, yani onu öyle bir öpücük yağmuruna tuttu ki müthiş bir sahneydi. Yani inanılmazdı. Tekrar tekrar izledim o sahneyi. Orada kadın coşkulu bir şekilde anlatarak kocasının sakatlığını dikkate almadan gardan ayrılırken başka bir kadın ve yanında çocuğuyla birlikte arkasından büyük bir hüzünle bakıyorlardı. Belli ki onun eşi ya da yakını dönmeyecekti. Yani ölüm haberini almıştı herhalde. Yani eksiklik bitmiyordu. O asker bir bacağını kaybetmişti. Ve kadın, karısı mutluydu. Ama diğer kadın ve kızının, birinin babası, birinin kocası ölmüştü. Onlar ona göre çok daha dramatik durumdalardı. O sahne onu çok güzel vermiş. Ondan sonra bir de şimdi savaş sahnesi önde oluyor belki ama bu filmde biz arkaya kadar, yani cephenin en arkalarına kadar bu savaşın etkilerini gördük. Yani en önde oluyor ama etkisiz hiçbir şey bırakmıyor. Yani arkaya kadar bütün kitleyi etkiliyor. Bütün kitlenin hayata bakışını, o özellikle şoför kadının o umutsuzluğu, o gözlerinin kapanışı, hani beyhude araba sürüşü falan çok şeydi, çok yaraladı beni. Yani orada umudun tükendiğini insanlık adına gördüm. Ama bunun yanında mesela ben işte Alyosha benim de karakter olarak çok beğendiğim bir çocuktu. Hatta yani hayata dair insanda umut arttıran bir çocuktu. Çok hayata çok olumlu bakan bir insandı. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Sinema en başından beri batıda olsun, doğuda olsun, nerede olursa olsun yönetimler tarafından bir propaganda aracı olarak keşfedildi. Ve tüm yönetimler kendi kitlelerini, yani toplumlarını bir takım bilgileri aktarmak için bu sinemanın bazı tekniklerini kullanıyorlar. Yani burada da 1950-60'lı yıllarda Sovyetler'de sinema yapmak o kadar kolay bir şey değil. Ve burada mutlaka toplumsal mesajlar vardı. Yani Alyosha biraz o günün yönetiminin ideal öznesiydi. Yani ideal gençlik öyle olmalıydı. Ahlaklı, çalışkan, iyi niyetli, kendini düşünmeyen, toplumu daha fazlasıyla düşünen. Zaten diğer bütün öznelerde de bu vardı. Yani kötü insan neredeyse çok azdı. Özellikle gözlere çok vurgu yapılmış, nefis yüzler. Şura da öyleydi, yani bir melek gibi bir yüzü vardı. Sürekli onun o kocaman gözlerine falan yakın çekimler falan yapıldı. Ben çok güzel gözler ve çok güzel yüzler gördüm. Yani hepsi anlam yüklüydü. Tek tek sanki bulunmuş gibi. Ben dediğim gibi burada Alyosha'nın biraz yönetimin, yani o günkü sosyalist yönetimin ideal toplum açısından, hani etik toplumsal mesajlar açısından böyle bir gençlik ideali olduğunu, sinema bunu biraz kullanmış. Yani biraz Alyosha biraz şey oluşturulmuş bir karakter. Yani hani biraz sinemadaki yönetimin baskısının bunda etkisi var diye düşünüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kadının çalışma hayatına girmesiyle ilgili olarak savaşların çok büyük rolü de olduğunu düşünüyorum. Yani savaş olmasaydı belki kadın çalışma hayatına bugünkü kadar giremeyebilirdi. Yani cephede genç erkeklerin o günkü hani makinaların o kadar kuvvetli olmadığını düşündüğümüzde, hemen hemen pek çok şeyin insan bedeni, insan gücü tarafından yapıldığını düşündüğümüzde kadının çalışmasına ihtiyaç doğması açısından da
bugünkü çağdaş kadına bence bir katkı sağladı yani çalışma hayatına girmesinde müthiş bir desteği de oluyor yani savaşın bu yönde. Hani savaş güzeldir demiyorum ama işte dolaylı böyle bazı olumlu faydaları da var. Vallahi ben bir sürü şey yazdım ama evet benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler Orhan Bey. Size başka bir aşk filmi önereyim. İran sinemasına bu filmi beğendiniz. Baran diye Mecit Mecidi'nin 2000 yapımı sanırım. Tam bakmam lazım ona. Baran filmi çok güzeldir arkadaşlar. Herkese kesinlikle izlemenizi öneriyorum. İzlemişsinizdir de belki. Biz 4-5 sene önce bu filmi konuşmuştuk. Baran filmini. Kesinlikle öneriyorum. Yani bu filmi beğendiyseniz o filmi de çok beğeneceksiniz. Hayal buyur. Merve bir şeyler de... Ha, buyurun Orhan Bey. Yok tamam. Hayal Hanım'dan sonra konuşalım. Tamam. Tamam olur. İyi akşamlar. Ben geçen de yazmıştım. Bunu öğrencilik yıllarımda seyretmiştim. Filmden inanılmaz etkilenmiştim. Hatta şu an Orhan Bey konuşurken o sahneler hala canlılığını zihnimde taşıyor. O gar sahnesinde katıla katıla ağladığımı hatırlıyorum. Yani hiçbir sözcüğü kullanmadan bu kadar etkili savaş karşıtı bir film yapılabilir ancak. Sanırım her seçkide ilk ona giriyor savaş karşıtı filmlerde bildiğim kadarıyla. Bir de filmde renkleri kullanmadan o duygu yoğunluğunu çok güzel vermiş. Yani filmin her sahnesi fotoğraf gibi. Yani asıl konulacak bir duygu yükü şey yapıyor. Ben izninizle Ahmet Bey'in yorumlarına kesinlikle katılmadım. Sanırım Freud'un bir lafı vardır. Bir pipo bazen sadece pipodur diye. Ya, psikanalize inanıyoruz tabii ama burada adam savaş karşıtı bir film yaparken hani kastrasyon falan onlarla hiç bağlantı kuramadım. Annesine dönüş ancak ana kucağı, sıcaklık, yuva hissi olabilir. Yani hani bunu tutup o fallik dönemle hiç açıklamak aklımdan geçmedi. Trendeki o iki gencin karşı karşıya kaldığı sahne de o dönem için bence Şura'nın tepkisi çok doğal bir tepki. Şu an bile Anadolu'nun bazı kentlerinde yaşamış, daha doğrusu köylerinde yaşamış bir kızı trende bir erkekle o yaşlarda cinsel cazibe anlamında kendine çekici gelebilecek biriyle yalnız bıraksanız benzer tepkileri verebileceği düşüncesindeyim. Yani bana çok ters gelmedi. Alyosha karakteri evet biraz dediğiniz gibi politik anlamında yaratılmış olabilir ama ben o dönemde insanların gerçekten bu kadar masum olduklarını da düşünüyorum. Zweig'in bir kitabını okumuştum. Çok etkileyiciydi. Dünün Dünyası diye. Adam şeye üzülüyor. Yani Hitler'in gelmesinden sonra diyor. Yani o acımasız emperyal güçlerle birlikte diyor. Dünya o masumiyet ruhunu yitirdi diyor. Yani kötülük yokken aklımızda artık kötücül olmaya başladık. Tarzında bir yorumu var. Ben öyle düşünüyorum. Yani 1930'larda falan hayat çok daha böylesine sade. Hani kötülük niye yapalım ki mantığında olduğunu düşünüyorum insanların. Dediğim gibi filmin her karesinde yani film sadece bence önde güzel, tatlı, böyle karşılıksız, gerçek hani ne denir iki genç insanın birbirine yakın olma o aşk duygusu verilirken aslında fon bizi ilgilendiriyor. Şeyin dediği gibi Orhan Bey'in filmin finalini sona eklemeseydi sıradan bir film olacaktı. Bu kadar çarpıcı olmayacaktı belki. Seyredip unutacağımız filmlerden biri olacaktı diye düşünüyorum ben de. Çünkü ilk baştan onu görüyoruz. Lanet olsun diyorsun. Bu noktaya gelene kadar neler yaşadı merakıyla şey yapıyoruz. İzliyoruz filmi. Ben hani çok eskiden seyrettim. Yarısını şimdi seyrettim. Çok çok yani inanılmaz güzel bir film bence. Hani ilk ne diyeyim ilk 50'me girer filmlerden biri diye düşünüyorum. Bu kadar benim düşüncelerim.
Teşekkürler Hayat. Çekozinski'nin Boyalı Kuş kitabında da bunu görüyoruz. Mesela insanlar hani o Polonyalı köylülerden biri. Ben şunu çıkardım. Hani biz bu kadar kötü değildik. Bu Hitler'den sonra kötülüğü öğrendik. Acımamayı öğrendik ve insanlara kötülükle insanlardan kazan sağlayabileceğimizi öğrendik. Ben o mesajı aldım o kitaptan da. Gerçekten Hitler dünyanın gidişatını çok büyük ölçü, olumsuz ölçüde değiştirmiş. Orhan Bey buyurun. Hayal Hanım söyleyince ben zaten kitap önümde açık, Dünün Dünyası. Oradan bir bölüm okuyacaktım. Tam üst üste geldi. Denk geldi. Şimdi ama ona geçmeden önce bu savaşın yön değiştirmesi. Evet, Zweig o konuya çok önemsiyor. Çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı hep Avrupa'da tam savaşın göbeğinde analiz ettiği için ve sağlam bir entelektüel olduğu için onun görüşlerine her zaman çok saygı duyuyorum. O da 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nı birbirinden kesinlikle ayırıyor. Yani o 2 Dünya Savaşı arasında temelde bütün inanılmaz farklar var. Şimdi mesela 1. Dünya Savaşı ve ondan önceki savaşlarda bir onur mücadelesi vardı. Mesela bunu Fransız filmi La Grande Illusion. Belki duymuşsunuzdur bunu. Bu da önemli bir filmdir. Jean Gabin'in oynadığı. Burada sanki 1. Dünya Savaşı o üst düzeyin, o aristokratların ya da subay sınıfının bir oyun oynaması gibi. Yani heyecan duydukları bir alan gibi. Yani oradaki bir onursal mücadele. Nitekim burada bir Fransız subay Almanların eline esir düşer. Kendi askerleriyle, kendi vatandaşlarıyla iyi anlaşamazken oradaki karşı taraftaki bir Alman entelektüel subayıyla çok daha yakın bir sohbete girerler. Daha üst düzey bir hani sanatın, müziğin falan konuşulduğu bir daha oturmuş bir diyaloğu gerçekleştirirler. Yine Kubrick'in Zafer Yolları filminde de benzer bir durum vardır. Yani orada savaş bir öznelerin ziyan edilmesidir. Ziyan edilir orada bir sürü genç özne ama arkada bir takım paşaların falan o savaş oyununun malzemeleridir, yani oyuncaklarıdır. Çok şey yapmazlar. Ama bu da çok iğrenç bir şey tabii, çok kötü bir şey de. Hitler'e geldiğimizde, yani 2. Dünya Savaşı'na, savaş bambaşka bir boyut kazanıyor. Yani orada artık savaş topyekün. Mesela Zweig diyor ki 1. Dünya Savaşı'nda diyor, biz Avrupa'da bazı entelektüeller yani savaş karşıtı yazılar falan yazabiliyorduk. Bu rakip ülkelerde yayınlanabiliyordu. Yani böyle bir imkan dahilindeydi. Hatta Romain Rolland galiba, yine Fransa'da bir şair, entelektüel. O da bir savaş karşıtı 1915'te yazdığı bir eser. Hatta Nobel alıyor o yıl mesela hala. Hani ödüller falan veriliyor. Ben finalde burada Freud'un son günlerinde Zweig, Freud'un yanında onunla yaptığı bir yani Freud'la ilgili bir düşüncesini burada okumak istiyorum. Düşün insanı olarak kötülüğün böylesinin korkunç bir, yani 1938-39'lu yıllar, yine Hitler kasıp kavuruyor ortalığı. Freud üzgün, her ikisi de sürgünde, Londra'dalar. Düşün insanı olarak kötülüğün böylesinin korkunç bir şekilde patlak vermesine kesinlikle şaşırmazdı diyor Freud için. Kültürün dürtüler üzerindeki üst gücünü inkar ettiği için, yani kültür insani o ilkel dürtüleri kapatamaz. Yani mutlaka o dürtüler bir yerlerden patlar diyor Freud. Hem kötümserlikle suçlanmıştı, onun barbarlık ve ilkel yok etme dürtüsünün insan ruhundan kazınamayacağı hakkındaki görüşü ne yazık ki şimdilerde, tabii bu Freud bununla gurur duymuyordu, en korkunç bir şekilde teyit ediliyordu diye de belirtmiş Zweig. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Yaşar Hocam buyurun. İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle bu filmin bir savaş filmi olması sebebiyle bazı yönlerini Tobias'a göre inceleyerek tartışmak istiyorum. Şimdi bir insan bir başkasının, bir karşı ordunun tankını yok ettiği için ödüllendiriliyor. Yani kahraman oluyor. O yüzden Alyosha'yı o kadar çok hepimiz sevdik ki anlatamam.
bir kahraman, yani hepimizin bir kahramanı. Dede Korkut da bu kahramanlık üzerine yazılar yazdığı için bizim kültürümüzü de yansıtıyor. Dolayısıyla o yüzden böyle ortak yönümüz çok olan bir film olunca sanki savaşa taraftarmışız, Rusya çok acı çekiyormuş gibi hissimiz de oluyor. Oysa savaşta tek taraf değil, herkes acı çekiyor arkadaşlar. O yüzden Alyosha'yı çok sevdik, doğru. Ama Alyosha'nın en büyük özelliği şu, kahraman olmak, kendini göstermek, varlığını hissettirmek olduğu için de böyle hissettik. Tabii burada bu şeyi daha söylememiz lazım. Ahmet Hocam'ın söylediği durumu, o da şu, kahramanlığı erken birazcık daha göstermek lazım. Erken gösterince kahramanlığı, o zaman babayı da öldürdüğümüz için ona karşı bir yoksunluk durumundan çıkmış olup yeni bir hayata atılma, ergenlik dönemini tamamladığımız için erişkin dönemine geçme durumunu sağlamış olacağız. O yüzden savaşlar ve savaş kültürü bu yönüyle toplumda insanların varlığını, varlık fenomenini gösterme yönüyle önemli bir film. Şimdi bir başka durumu daha söylememiz lazım değerli arkadaşlar. Bu ana kucağı ve baba ocağı dediğimiz kavram. Şimdi ana kucağı dediğimiz hadiseyi damın tamiri için Alyosha'nın gelmesini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla ana kucağına geri dönüş. Yani birazcık bu psikanalitik görüşleri de aktarıyorum ki Ahmet Bey'in yalnız olmadığını hissetmesini de istiyorum. Ben de böyle farklı yönlerinin düşünülerek filmleri test etmemiz gereğini şey diyoruz, savunuyorum. Baba ocağından kasıt da şu, kendisi babanın yerine geçecek. Onun için babanın durumuyla ilgili hadisede de tepe noktası, Tobias'ın tepe noktası olayları değerlendirirken analiz ettiği yerler var. Örnek verelim bunlara. Sabun, götür bu sabunu, sevgilime ver diyen askerin hadisesi. Orada tepe noktasını çok güzel yakaladık hepimiz. O da şu, bu gerilimli, sevgi dolu, duygu dolu kısmı sevgilinin aldatısıyla beraber yokluk durumunu, yani başka şey götürmüyor, sabun götürüyor. Yokluk o durumu da o demek arkadaşlar. Yokluk durumunda insanların aldatılabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu yönüyle savaşların yanlış ve acımasız yönünü de vurgulamamız lazım, hissetmemiz lazım. Savaşların bu acımasız yönü itibariyle de doruk noktasında çatışma dediğimiz hadiseleri de hissedeceğiz ki ağırlık durumlarını anlayabilelim. Ötekiyle ilgili süreçleri daha rahat değerlendirebilelim. Değerli arkadaşlarım, bakın Alyosha ile ilgili hepimizin bu söylediklerinin özelliklerinden bir başkası da şu, her şeyden önce bu savaşta insanların rüşvet verme ve bu rüşvetin yanı sıra yokluk içerisinde sahiplenilme durumunu anlatan cümleler çok fazla. Bu çatışmalı durumları açıklıyor. Dolayısıyla acaba ben yurtsuz bir insan olarak yurduma ulaşabilecek miyim? Yani sahiplenildiğim yerin, yani vatanın aynı olduğunu görebilecek miyim? Hayır, aynı olduğunu göremeyeceksin. Yani Tobias'ın bu film analiziyle ilgili dram
dememin sebeplerinden birisi de bu. Bu film bir dramdır arkadaşlar. Çünkü hem yurdundan oluyorsun, hem ana ocağında, ana kucağından oluyorsun, hem baba ocağının tütmemesi yönünde durumlar oluyor, hem de vatanın hiçleşiyor. Yani savaştan dolayı bir yokluğa, kıtlığa geçiş oluyor. Onu Merve Hanım ve Nihal Hanım çok güzel açıkladılar. Dolayısıyla arkadaşlar, bu filmde şunu da açıklamamız lazım. Bir aşk filmi mi? Hayır, aşk filmi olamaz bu filmde. Çünkü dram her zaman aşkın önüne geçiyor arkadaşlar. Bizim aşk olarak hissetmemizin sebebi burada yalnızlık durumumuzdan dolayıdır. İnsanların bu yalnızlık durumlarında aşkla eksikliklerini tamamlayacağını düşünmelerinden dolayıdır. Dolayısıyla bu aşk dediğimiz kavramda genelde sevgiliye ulaşma yönündeki durumları gösterilmesinin sebebi seyircinin öncelikle savaşta olsa insanlar sevgilisine ulaşıyor dedirtmek için, yani bir ideolojik yönü de var değerli arkadaşlarım. Bir başka söylemem gereken hadise, ego savunma mekanizmalarını nasıl söylüyoruz? Bir kere çaresizlik ön planda. Çaresizlik, yoksulluk. O yüzden yalvarı, acıma, merhamet gösterin tarzındaki davranışları izlememiz bundan dolayı çok oldu. Ayrılma, yoksunluk, düş kırıklıkları özellikle ön planda arkadaşları. Onaylanmama dediğimiz hadise de şöyle bir şey. Savaşa gitmeyen insanlar asosyaldir, onaylanmaz tarzındaki kültürden dolayı da olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla filmde bir akılcılaştırma, yani rasyonalize etme dediğimiz yönümüz de var. Bu yüzden bizim böyle eskiye dönük 1980'li yılların Ankara'sındaki açık hava filmlerini izlerken gördüğümüz hadiseyi, yani çocukluğumuza, gençliğimize geri dönme, regresyon dediğimiz hadiselerle bu durumları da izliyoruz ki o yüzden bu filmle ilgili şunu söylememiz lazım sonuç itibariyle. Savaş her zaman acıdır arkadaşlar. Öyle mutluluk getiren bir şey değildir. Bunu vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim sabrınız için. İyi akşamlar. Teşekkürler Yaşar Hocam. Şimdi burada Tobias'ın sinemada olay örgüsü başlıklarına baktığımız zaman bu filmde bir arayış var, macera var, kovalama, kurtarma, kaçış var, çekişme var, itilmişler var, yoldan çıkmış insanlar var, başkalaşım var, dönüşüm, olgunlaşma, aşk var, fedakarlık var, zavallı aşırılık ve yükseliş, düşüşler bu filmde görülüyor. Bütün bu olay örgüleri bu filmde mevcut. Ahmet abi buyurun. Merve, bu son açıklamaların çok bilimsel olduğun, çok bu konuda bilinçli olduğun ve her şeyin farkında olduğun meydanda, bu açıdan da seni hem tebrik ediyor hem teşekkür ediyorum. Yaşar Hocam'la gelince ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçek bir hekim gibi konuştu. Çünkü bir hekim psikolojik durumlara, insanın ruh halini en iyi bilmesi gereken insandır. İnsanın ruh yapısı vardır. Yani bazı şeyler değiştirilemez. Yani insan işte böbrekleri alındığı zaman yaşayamaz. Ama safra kesesi alındığı zaman yaşar. Ruh yapısı vardır. Ruhun da dengeleri, dinamikleri vardır. Bazı şeyler değişmez. Şimdi ben oraya gideceğim. Bir kere savaş insanın öldürme şehvetinin tatmin edildiği kutsanmış bir sofradır.
ve tamamıyla baba yasasıdır. Semboliktir. Vatan, millet, Sakarya, kral adım. Şeydir bunlar. Kadınlar mı savaş çıkarır? Ondan sonra evlat acısını baba mı yaşıyor, anne mi yaşıyor? Babanın evladı öldüğü zaman tarihe gidince boynuna sarılıyorlar. Şehit oldu diye. Hangi anneye senin oğlun şehit oldu diye kutlayabilirsin, sarılabilirsin? Barış anne yasasıdır. Barışçı olmak, savaş karşıtı olmak özikleyen bir duygudur. Her insan, erkek ya da kadın, psikolojik olarak içinde bir kadın yaşatır. Kadın da bir erkek yaşatır daima. Bu empati yoluyla gider. Genetik olarak bilmiyorum. Yani bunu doktorlar bilirler, şeyler, biyologlar bilirler. Genetik olarak ne vardır bizim içimizde o kadınsılığı besleyen? İşte Danimarkalı kızda erkek içinde kadın çıktı meydana. Bunu nasıl bastıracak onu da umarım konuşacağız. Şunu söylüyorum. Burada yönetmen ne düşünürse düşünsün. Psikanalize inansın, inanmasın. Savaş karşıtlığı tamamıyla ödüleyen bir duygudur. Anaç bir şeydir. Zaten barış isteyenler, dünyada eşitlik isteyenler, sömürüye karşı gelenler, savaşanlar, Marksistler, Leninistler tamamen baba yasasına karşıdırlar. Savaşa karşıdırlar. Bayrağın alet edilerek bir takım idealler uğruna saçma sapan devletin vekası için evlat öldürmek mesela tamamen palavradır. Bunlar baba yasasıdır. Ondan sonra burada ben bunu belirtmek istiyorum. Yönetmeni de zaten film şey olmuş yani şeye girmiş, literatüre girmiş, savaş karşıtı ilk 10 arasına girmiş. Bence de müthiş bir, yani savaşı o kadar verdi ki savaşın içine ufacık bir çocuktan tutun işte ayağı kopmuş bir erkeğe, ondan sonra orada ne bileyim ben patlayan bir şeye, ayılanlar, bayılanlar, bir halkı soktu. Koca bir milleti savaşın içine yönetmen o kadar geniş, o kadar çok şey, şahsiyet, insan, duygu, düşünce, karakter, fikir soktu ki bir kadın, bir çocuk Alyosha şeyle kasabaya girdiğinde insanlar hücum etti üstüne. Yani koca bir milleti konuşturdu orada yönetmen. Senarist, koca bir millet taşıyla, toprağıyla, çorak arazisiyle şeye geleceğim. Şimdi inşallah, umarım şaşırmam. Bu Er Ryan'ın Kurtarma Kilinde, Spielberg miydi, neydi onun yönetmen? Ben onu seyrederken şu duyguya kapıldım. Televizyondan seyrettim, sinemaya gitmedim. Sinemada da perde genişliğindedir. Spielberg'in şeyini, o çıkartmayı gördüğümde seyrederken o kadar büyük bir boşluk hissettim ki ekran kadar yerde bir yoğunluk var. Ekranın dışı bomboş. Visconti ne diyor? Efendim diyor, çekiyor çekmeceyi. Ondan sonra şeyde Leopard'da diyor, burada diyor bolçalar, Yemeniler, ne bileyim ben şeyler, mendiller ama kim görecek efendim diyor. Ben biliyorum diyor. Dolduruyorlar. Her şey dolu dolu. Ondan sonra arabada benzin olacak. Bu kadar takıntıdır. Yani o çekmecede mendil yoksa ben konsantre olamam. Takıntı yaparım. Filmi çekemem diyor. Şeyde, bu filmde, bu film Ryan'dan 100 yıllar önce sanki çekilmiş. Ne kadar gençlik. Tanklar geliyor. Filme baktığınız zaman ekrana girmeyen, sağda, solda, üste doldurmuş yönetmen. Ama Er Ryan'da, ben Hur'da da öyledir mesela. Büyük filmlerde bakarsınız dop doludur. Yani sizin görüş açınızın dışında kalan yerde de bir şeyler olduğunu sezersiniz, hissettirir size. Çekimci yönetmen. Er Ryan'da bu yoktur. Bu filmde de vardı. O tanklar havaya kalkıyor diyor ve bütün 360-180 derece genişlik. Ya arkanızda da bir şeyler var. Çocuk geri giderken
arkan da dolu, sağın da dolu, solun da dolu, gökyüzü de dolu. Yani bilemiyorum bu çekim mantığı nedir, siz biliyorsunuz. Merve bilir bu tekniği nasıl kullanıyor. O devirde hangi kamerayla? Sırtta taşıran kameralar yok. Sabit kameralarla çekilmiş. Bu kadar fiziki ortamda coğrafyayı doldurmuş. Koca bir milleti filmin içine sokmuş ve savaş onda sanki arka planda gibi yaşanıyor ama savaşı herkes yaşıyor. Bence muhteşem bir filmdi. Benim yani içim coştu. Yaşar Hocam da böyle şey yapınca ben iyiden iyiye şey yaptım. Söyleyeceklerim bunlardır Merveciğim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkürler Ahmet abi. Hayal buyur. Merhaba. Şimdi arka arkaya benim yorumuma karşı konuşulunca açıklama ihtiyacı duydum. Şimdi tabii size Ahmet Bey de sanırım Yaşar Bey de psikanalize gönülden inanıyorlar. Ben de psikanalize inanırım ama dünyadaki her şeyi açıklayabileceğine inanmıyorum ben. Yani şöyle, Marksizm'e de inanıyoruz ama Marksizm de dünyadaki her davranışı, her şeyi açıklamaz fikrindeyim. Şimdi çok inanınca sanki bu koyduğumuz, tabii ki dediği gibi her çocuk, her ergen babayı aşmak ister. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yönetmenin anlatmak istediği bu değil diyorum burada. Bu oradaki tüm her şey için geçerli. Bunu bütün filmlere uygulayabiliriz. Bütün filmlerde, bütün davranışlarımızda vardır. Ama babayı aşmak isterken bir erkek çocuğu kimi hayta olur, kimi başarır, kimi başka bir yolları dener. Ama anlatan yönetmen o denenen yolları anlatıyor bize. Başka bir öyküyü anlatıyor. Psikanalize saplanıp kalırsak bazen olayın özünü anlamayabiliriz demek istedim ben. Yani burada zaten filmin adı belli. Askeri Ağıt filmin adı. Yani bu savaş filmi çok net bir şekilde. Fona aşkı koymuş. Siz konuşurken ben yorumları okudum. Bu o tarihe kadar ki savaşlarda aşk geçen ilk filmmiş aynı zamanda. Yani ben şunu bilirim ki insanlar yaşam ve ölüm mücadelesi altında oldukları zaman türünü devam ettirmek ister. Mesela bir çiçeği sulamadığın zaman çiçek açar. Niye? Türü devam eder, meyve verir. İnsanlar da savaş sonrasında en fazla dünya tarihinde üremelerin olduğu süreçlerdir. Bunun nedeni ne? O korkuyu yaşayınca türünü devam ettirmek için insanlar, sonuçta biz de hayvanız, türün devamı için üremeye başlıyorlar. O yalnızlık ve korku içerisinde o iki genç insanın o yakınlaşmasını şey olarak görmedim. Ne denir? Yaşar Bey ne dedi? Aşk değildi. Aşk dediğimiz zaten yalnızlığımızı örtmek için duygularla birbirimizi sarılmamız değil mi? Yani süslediğimiz bir kelime değil mi? Hormonlarımızın pik yaptığı dönemde üremek, birlikte olmak, yalnızlığımızı kırmak için süslediğimiz bir kavram gibi geliyor bana aşk zaten. Herkes için çok ülvi olabilir ama ben böyle düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler Hayal. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben konuşabilir miyim izin verirseniz? Buyurun Yaşar Hocam. Efendim, ben öncelikle hiçbir arkadaşımın yanlış konuştuğu ya da eksik konuştuğu gibi cümleler sarf etmem. Yani bana yakışmaz da tam tersine saygı duyduğum için... Hocam yanlış anlamayın, ben öyle düşünmüyorum. Yok yok, ben şey için söylüyorum. Yani haddim değil, bütünleştirmek için söylüyorum. Bütünleştirirken şunu vurgulamak istedim. Bu olayın psikoanalitik ya da psişik değerlendirmesi bir bakış açısıdır. Bunu Hayal Hanım çok güzel söyledi. Bakış açısını vurguladık. Yani olayın tüm yönünü açıklamadık. Onu Hayal Hanım çok güzel söyledi. Dolayısıyla bütün anlattıklarımızı bir araya getirerek değerlendirmemiz lazım. Şimdi aşktaki eksiklik, filmdeki aşktaki eksiklik, savaş ortamına bağlıdır. İnsanlara bağlı değildir. Yani
savaşın getirdiği bir yoksunluk, bıkkınlık, bitkinlik vardır. O manada söyledim. Yoksa insanlara yönelik herhangi bir eleştirim olmadı. Tam tersine savaş atmosferinin olduğu ortamda aşk yaşamanın zorluklarını, güçlüklerini vurgulamak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Aytun buyur. Ben de bir iki cümle daha eklemek istiyorum. Konuşulanlar çerçevesinde ve geldiğimiz yer anlamında. Bu film üzerinden kahramanlığın da göreceli olarak tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Neye göre, kime göre kahramandı? Yani su ihtiyacı olan birine onca yoksulluk içinde bir kova ya da bir bardak su götürmek mi? Yoksa karşı tarafta tankın içinde olan işte 3-5 kişiyi havaya uçurmak mı? Birinin rüyası diğerinin kabusu gibi burada. Tanktakiler Alyosha'yı öldürseydi belki de onlar ödüllendirecekti. Bunun da bu şekilde hem seyirci, izleyici olarak ya da edebiyatta gördüğümüz kahramanlara da bu açıdan bakmak istemiyorum ve öyle de düşünmüyorum açıkçası. Gerçek kahramanlığın da bir doğru tanımının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Rus sinemasında, Sovyet sinemasında o dönemde aranızda seyredenler varsa paylaşırsa sevinirim. Ben bilmiyorum, yeni keşfettim çünkü. İki filmden daha söz ediliyor. Bir tanesi Leylekler Uçarken, diğeri de Gel ve Gör. Kadınlar ve çocuklar üzerinden de savaş filmleri ve Sovyet Rusya Aytun üzerine. Hanım, ikisini de seyrettim. Çok etkileyici filmler gerçekten de verdiğiniz örnekler. Bunu duyduğuma sevindim. Ben de hani bir sonraki konuşmada tema başka bir filmle ilgili olsa bile planımı aldım, seyretmek istiyorum. Sizden de duyduğuma sevindim. Bunları paylaşmak istemiştim. Teşekkür ederim. Gel ve gör filmi mesela savaşa dair. Pardon, merhaba. Şey, Gel ve Gör'ü biz konuşmuştuk. Bir de bu yönetmenin eşinin çektiği bir film. O film de çok güzel. Şimdi, hatırlıyor musun o filmi? Konuşmuştuk hani. Ellen Kilov'un eşinin çektiği film. Neyse, o şimdi aklıma gelmiyor. Onu yazacağım. İsmi neydi ki? Filmin ismi Tırmanış mıydı? Tırmanış olabilir. Tırmanıştı sanırım. Çok güzel bir savaş filmi. Mutlaka izleyin. Eşinin filminden daha da güzel bir film. Bu kadının yaptığı film. The Accent filmin adı. Muhteşem bir film. Biz bu filmi de konuşmuştuk. Kesinlikle. Ya şimdi o dönemde şey yapmıyorduk biz, kayıt almıyorduk. Çok güzel filmler konuştuk ama kayıt almadığımız, şimdi kayıt alsaydık keşke sizle şimdi o filmleri paylaşırdık. O filmlerin toplantıları. Evet, sizde yeniden. Evet. Son sözünü ettiğiniz film Rus sinemasından mı? Rus sineması, evet. Gel ve Gör'ün yönetmenin eşi Larissa'nın çektiği film. Kadın yönetmen. Bu film muhteşem bir film. The Accent. Çok güzel film. Ya çok beğeneceksiniz. Kesinlikle öneriyorum. Buyurun Orhan Bey. Gel ve Gör. Gerçekten hiçbir umudun olmadığı böyle çok can alıcı bir savaş filmi. Yani tüm sahneleri çok üzüm verici. Çok sıkıntı duymuştum filmi izlediğimde. Teşekkürler. Başka önerisi olan var mı arkadaşlar? Sovyet dönemine ait filmlerden. Evet.
Potemkin zırhlısını konuşmuştuk. O filmi de öneriyorum. Andrei Rublev'i konuşmuştuk. Leylekler Uçarken konuşmuştuk. Kamelyalı Adam. Aynayı beyaz konuştuk. Beyaz Geceleri seyrettiniz mi? Konuştuk. Beyaz Geceleri. Ha. Evet. Onun hatta kaydı da var. Bizim YouTube kanalımızda. Onun dönemi için. Aha, Beyaz Geceleri konuştuk. Hatta o filmi iki kere konuştuk. O, çok seviyorum ben o filmi. Visconti'nin filmidir. Muhteşemdir. Ivan'ın Çocukluğunu konuşmuştuk. Solaris. Gel ve Gör. Tarkovski filmlerinden birkaç tane şey yapabiliriz. Tarkovski yani, evet bayağı bir yani filmini 2-3 filmini aynı anda konuşulabilir. Evet. Rus sineması tekrar diyorsun. Konuşabiliriz tabii evet. Aradan 3-4 yıl geçti tekrar. Ha, bir dönem Tarkovski filmlerini bayağı bir konuşuyorduk. İşte aramızda kimler var? Ha, Neslihan hatırlar. Evet Neslihan da katılmış. Evet hatırladım. Çok güzel filmler izledik. Evet. Tekrar yapabiliriz mesela bir ay mesela Tarkovski konuşabiliriz. Mesela Silindir ve Keman filmini de ben çok severim. Ama bu konuşmadık ama ben mesela o filmi şey yaparım değerli bulurum ve severim Silindir ve Keman. Güzel bir filmdir. Benim söyleyeceklerim ya yani önerilerim bunlar. Başka olursa yine grupta yazarız. Şey yaparız birbirimize öneririz. Güzel olur evet. Aslında şey Merve Hanım, ben şeyi merak ediyorum. Böyle Okyanusya falan oralardan hiç şu an siz söylerken düşündüm. Hiç yönetmen ve film seyretmediğimi siz konuşunca hiç seyretmediğim. Hı hı. Yani öyle bir öneri değişik coğrafyayı hem de keşfetmek için bir ara biz Afrika sineması şey yaptık, konuştuk. Mesela Mubi'de bir dönem getirmişlerdi. O bizden de fırsat bulup evet önermişti. Çift falan gibi filmler diyorsunuz değil mi? Evet çok güzel örnekler vardı. Yani ben şey yapıyorum onları tekrar mesela bir şey yapayım bakayım. Bazı filmleri de bulamıyoruz. Mesela şeyi konuşmuştuk Mutluluğu Beklerken. O çok hoş güzel bir filmdi. Hoşuma gitti. Afrika sineması. Şey var, film değil de beni çok etkilemiş bir belgesel gibi şeyin yaptığı bu. George Clooney'in yaptığı bir proje aslında Afrika'da Invisible diye. 6 tane Afrika öyküsü anlatıyor. Çok hı-hı. etkileyici bir belgesel. Onu hani, konuşabiliriz. Evet. Film değil aslında ama aha, gerçek insanları çekmiş. Çok evet. güzel bir şey. Görüntüler çok güzel. Şey geldi aklıma mesela Uzak Doğu'yu konuşmak için İnsan Tacirleri diye bir belgesel var. Film gibi çekilmiş o da. Gerçek hı. insan öykülerini film tarzında çekmişler. O da çok etkileyici. Hani bu sayede insanlar katkıda bulunuyor. O coğrafyayı, o şeyi öğreniyoruz. Evet evet onları şey yapabiliriz öneririm mesela listeye ekledim. Uzak Doğu sinemasından da çok film seyrettik. Çok bayağı belki bir 30 tane film konuşmuşuzdur. Mesela ben Kim Ki-duk'u çok severim. Onun filmlerini konuştuk. Bayağı bir film konuştuk Uzak Doğu'da. Hatta bu yakın dönemde de konuştuk. Uzak Doğu sinemasından da çok güzel örnekler var. Ya mesela işte İran sineması, Fransız, İtalya bayağı bir şey yaptık. Mesela Güney Amerika çok az konuştuk. Mesela Güney Amerika sinemasından da güzel örnekler var. Onlardan da konuşabiliriz. Şey yaparız. Evet güzel olur. Çok teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir söyleşi oldu. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkürler.